Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir çarşamba günü diliyorum. Bugüne başlarken global piyasalarda karışık bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. ABD vadelileri genel olarak artıda, Nasdaq'ın %0,4 yukarıda olduğunu görüyoruz. Bu sene iyi başlangıç yapan Japon Nikkei endeksi bugün eksi bir olarak işlem görmeye devam ediyor. Çin'de ise Hong Kong %1 nokta, Uzak Doğu'da 1,3 Hong Kong piyasası yukarıda. Çin piyasası ise 0,70 aşağıda olarak güne başladılar. Bugün Amerika'dan gelecek olan PMI verileri olacak. Yarın 4. çeyrek büyüme rakamları ve PCE deflatör rakamları, ki bunların hepsinin Fed kararlarında önemli yeri olduğunu düşünüyoruz. Bir yandan da Fed bölgesel guvernörlerinden farklı yorumlar gelmeye devam ediyor. Bunlardan bir tanesi olan Matt Bullard'ın Mart ayında indirim olabilir açıklaması var. Ama genel olarak tutum daha sonraki dönemlerde olasılıklarda şu anda %50'nin altında gözüküyor. Tüm bunların ışığında baktığımızda Euro-Dolar'ın 1,08'lerde güne sakin başladığını görüyoruz. Altın olsa 2024 dolar. Tabii bugünün hikayesi aslında Türkiye uzun zamandır beklenen İsveç NATO üyeliği karşısındaki itirazlarını çekti ve mecliste onaylandıktan sonra İsveç'in NATO üyeliğini onaylamış oldu. Böylelikle bir tek buna karşı olan Macaristan kaldı NATO üyeleri arasında. O da Türkiye'nin tavrını bekleyecekti. Büyük ihtimalle yakın zamanda Finlandiya gibi İsveç'in de bir NATO üyesi olmasını bekleyebiliriz. Önemli bir gelişme tabii ki. Tekrar hatırlamak gerekirse bu Türkiye'nin önemli itirazlarının olduğu bir konuydu. Temmuz ayında hem Finlandiya hem de İsveç'in üyeliği hakkındaki ilk görüşmeler ve konuşmalar ve ardından Finlandiya'nın üyeliğinin desteklenmesi sonucunda bizim zaten o sırada iyi bir momentumda olan piyasamız rallisine devam edecek daha pozitif bir katalizör olmuştu. Yani bundaki önemli sebeplerden bir tanesi de NATO'daki en önemli oyunculardan olan Amerika'nın bize karşı F-16'ların modernizasyonu programında koyduğu blokajdı. Dün gelen açıklamalarda bu konuda olumlu adımların atılabileceği söyleniyor. Bazı sosyal medya hesaplarında Biden'ın IMF yoluyla Türkiye'ye 12-13 milyar dolar söz verdiğini söylüyor. O hangi IMF yoluyla oluyor onu gerçekten bilemiyorum. Çünkü Türkiye'nin IMF'e karşı biliyorsunuz duruşu uzun süredir çok net ve belli. Ama genel olarak pozitif bir haber olduğunu söyleyebiliriz. Dün piyasanın zorlandığı bir gün olmuştu tekrar. Sabahleyin oldukça kuvvetli açtıktan sonra bankaların eşliğinde yine 8.150 seviyesini geçemeyip sert satışlarla birlikte bankaların özelinde ağırlıklı olarak 8.000'in aşağısında 7.950 olarak kapadık. Bu İsveç'in meclis tarafından onaylanma haberi saat 11'den sonra, akşam 11'den sonra birkaç dakika, 11-10 geçe falan geldi sanırım. Ondan önce zaten 10.45 ile 11 arasında, yani vadeli piyasanın kapandığı bu sırada yaklaşık 40 puanlık bir yükseliş oldu.
Bugüne de ben yine yukarıda başlamayı beklerim açıkçası. Yine bu tip günlerin hisseleri olan Aselsan mesela diğer sanayi şirketlerinde bir hareket olabilir. Bankalarda tekrar dünkü genel olarak short pozisyonlarında arttığı bir gün olduğu için orada da yine bankalarda bir gapli açılışlar görebiliriz. Bankalar uzun süreden sonra tekrar devre kestikleri bir gün oldu tüm büyük bankaların. Tüm bunlara bakarken ben biliyorsunuz bu yabancı alışlarını takip ediyorum. Şuradan da söyleyebileceğim şöyle iki bir farklı bilgi var. Birincisi Ocak ayının bugüne kadar 24'ündeyiz. 3 hafta tamamlandı. Ocak ayının ilk 12 günüyle ondan sonraki 12 günü arasında yabancıların özellikle banka pozisyonlarında önemli değişmeler var. Şöyle söyleyebilirim. Ayın 12'sine kadar yılbaşından beri 26.7 milyarlık 4 büyük özel bankada Akbank, Garanti, Yapı Kredi, İş Bankası'nda toplam 26.7 milyar TL'lik. Önemli, çok önemli bir alış. Yani toplam dağıtımız aslında 900 milyon dolara denk geliyor ama piyasa için bizim önemli ve buradaki bankacılık endeksini de yukarıya çeken bir alış momentumu vardı. 12'sinden sonra ise toplam 16.7 milyarlık bir satış var. Yani ciddi bir alış. Onun karşılığında da son 10 günde de ciddi bir satış var. Yani net net 10 milyara düşmüş alışlar. Bu son 10 gündeki zayıflığı gösteriyor. Yabancılar olduğu zaman piyasa daha hareketli, olmadığı zaman momentum kaybı hızlı olabiliyor. Şimdi buradaki sebep işte dün bir JP Morgan'ın yazdığı bankacılık raporunda Türk özel bankalarını negatif katalizör etkisiyle birlikte izlemeye aldığını söylüyor. Bu negatif katalizör de neydi? Dördüncü çeyrek karları. Şimdi bu bizim de söylediğimiz bir şey arkadaşlar. Dördüncü çeyrek karları bankalarda iyi gelmeyecek. Yani iyi gelmesi için bir sebep yok. Çünkü üçüncü çeyrek karları çok iyiydi. İyi kar ne demektir? Bir önceki çeyreğe göre özellikle biz bankalarda dördüncü çeyrek 2022'ye bakmıyoruz. O çok geçmiş ve hiç önemli bir veri sağlamayan bir çeyrek artık bizim için bir sene önceki çeyrek. Bir önceki çeyrekten bu çeyreğe olan büyümelere bakıyoruz. Her açıdan kredi büyümelerine, net faiz marjlarındaki büyümelerine, provizyonlardaki gelişmelere ve tabii ki sonunda üçüncü çeyrekten dördüncü çeyreğe kar ne olmuş? Çünkü açıkçası mevsimsellik çok fazla etki eden bir faktör değil bankacılık sektöründe. Devamlı her çeyrekte aynı momentumda devam eden bir iş dalı ve sektör. Öyle baktığımızda dördüncü çeyrek sonuçlarının genel olarak daha aşağısında olduğunu görüyoruz. İki tane banka var. Dördüncü çeyrekte, üçüncü çeyreğe göre daha iyi sonuçlar açıklayacak bizim tahminlerimize göre. Birincisi Garanti Bankası, ikincisi de TSKB. Buradaki iyi sonuçlar da şu. Üçüncü çeyreğe göre karları düşmemiş ya da çok hafif artmış. Yani öyle bir sürpriz %20-30'luk büyümeler söz konusu değil ama mesela Yapı Kredi'de tam tersi olarak baktığımızda Yapı Kredi'de üçüncü çeyreğe göre ciddi düşüşler var. Bunların birkaç sebebi var ama dediğim gibi bu sonuçları biz zaten görüyor olacağız bir hafta içinde. Herkesten önce bankacılığın kişileri gelecek, sonuçları gelecek. Şöyle örneği de vereyim şimdi dosyayı açtım önüme. Üçüncü çeyrekte Yapı Kredi Bankası 24,5 milyar kar etmiş. Dördüncü çeyrekte 17,5 milyar kar etmesini bekliyoruz. 16 milyar kar etmesini bekliyoruz. TSKB iyi gelecek dediğim. Biz 3. çeyrekte 1.857.000.000 kar etmiş. Biz 2. çeyrek, 4. çeyrekte 1.9 çok hafif %1-2 yukarısında kar etmesini bekliyoruz. Garanti 23.3 milyar kar etmiş. 4. çeyrek 23.6
tahminimiz. Onun dışında da baktığımızda yine rakamlarda dediğim gibi benim gözüme çarpan tahminlerde Garanti ve TSK ve daha kuvvetli Yapı Kredi, Halkbank ve Vakıf daha zayıf kârlar açıklayan bankalar olacak bir önceki çeyreğe göre. Dün nispeten biraz TSKB daha iyi tutundu diyebiliriz diğer bankalara göre. Diğer bankaların hepsinde %5'lere varan düşüşler vardı. TSKB niye? Çünkü TSKB'nin normal bir banka gibi değil. Mevduat toplamıyor. TL ile fonlamıyor kendini. TL ile fonlamadığı için de bu yükselen mevduat fonlama maliyetlerinin etkisi diğer bankalar gibi olmuyor. Aynı şekilde de Merkez Bankası faiz indirmeye başladığında diğer bankalar pozitif etki görürken TSKB'de bu pozitif etkiden faydalanmıyor ama bu açıdan TSKB'yi daha korunaklı olduğunu söyleyebilirim. Ha, bu dördüncü çeyrek en kötü çeyrek mi? Yok. Hayır. Birinci çeyrek daha kötü olacak. Onu da tekrar hatırlatmakta fayda var. Neden daha kötü olacak? Çünkü TÜFE endeksli kağıtların katkısının en düşük olduğu çeyrek olacak. O yüzden bu çeyrekte gördüğümüz rakamlardan da daha düşük rakamları görmemiz büyük ihtimal. O yüzden bilanço etkisinin yaşanmayacağı bir dönemden geçeceğiz. Bunu tekrar hatırlamakta fayda var. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi seanslar. Merhabalar, günaydın herkese. Geri alıma devam eden şirketlerden bahsedebiliriz. Belki Enerjisa, pardon, Enerji var, 4 milyon TL'lik geri alım var. Doğan Holding'de var, yine 6 milyon TL'lik. Doğan Holding'in tamamlanma oranı %12'ye ulaştı. Ağlasçı Doğalgaz var yine, 18 milyon TL'lik geri alım yaptı. Tamamlanma oranı %17. Yayla Gıda bu son dönemlerde oldukça geri alım yapıyor. Her gün hemen hemen açıklıyorlar. Yine yapmış 2,4 milyon TL'lik. Orada da yine %24'lük bir tamamlanma oranı var. Medikal Park her gün zaten hemen hemen yapıyor. Yine orada 7 milyon TL'lik alım gördük. Orada tamamlanma oranı %71'e ulaştı. Lokman Ekim var bir de. O da 1,2 milyon TL'lik. Orada da tamamlanma oranı %15. Şirket haber tarafında pek bir şey yok açıkçası. Önemli bir haber görmedim bugün. Belki şeyden bahsedebilirim. Elektrik fiyatları biraz hani hafif gerilemiş durumda. 2000 TL'lerin altına geldi. Biraz 1950-1960'larda geziyor. Yani doğalgaz fiyatları düştükçe ki genel olarak zaten dünyada düşüş var doğalgaz fiyatlarında. Bu tabii elektrik fiyatlarına da yansıyor. Bu savaşın etkisiyle yani Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle doğalgaz fiyatlarındaki yüksek çıkış elektrik fiyatına yansımıştı ve 2022'de çok ciddi anlamda artmıştı elektrik fiyatları. Ve 2023 normalleşme senesiydi. Elektrik fiyatlarında düşüş gördük. Şu ana kadar Ocak'ta aslında Aralık gibi gidiyor. İşte 2000 civarı gidiyor elektrik fiyatı. 2000 TL civarında gidiyor. Baskı devam ediyor açıkçası. O da doğalgazla alakalı. Dediğim gibi doğalgaz fiyatları alakalı. Beklentiler yani şu anda işte doları vurduğumuzda elektrik fiyatı aslında 65 dolar civarı. Yani beklentiler seçime kadar baskı altında kalıp seçimden sonra biraz daha hani yükselme yönünde olacağı yönünde. O da ortalama bir 70-75 belki 80 demeyeyim de evet 70-75 dolar bandında olacağı yönünde beklentiler bu sene. Geçen sene 100 doların üstündeydi ortalama olarak. Yani normalleşme devam ediyor. O açıdan da hani baktığımızda elektrik fiyatları çok iyi olmadığı için yani bizim enerji sektörüyle ilgili genel olarak görüşümüz nötr. Biz burada Akseni tabii çok beğenmeye devam ediyoruz. Onun ayrışmasını bekliyoruz. Onda dediğim gibi hep yani yurt dışı payı çok fazla o şirkette. Şu anda %65 payı yurt dışından geliyor. Yurt içi sadece %35. Ve şirketin söylediğine göre %80'lere 85'lere çıkacak 3 sene içinde payı. Yani yurt içinin payı azalacak ve işte Afrika, Asya tarafında büyüyorlar. O tarafın payı hatta 2030'larda Avrupa ve ABD'ye de yenilenebilir enerji tarafında giriş yapacaklar. Beklenti o yönde 2030'da belki %90'lara çıkacak yurt dışı payı. O açıdan biz
Zaten bu yüzden hani beğeniyoruz. Yoksa genel olarak enerji sektörüyle ilgili görüşümüz biraz hani nötr diyebiliriz. Onun da nedeni elektrik fiyatlarıyla alakalı baskı devam edebilir diye düşünüyoruz. ODAŞ mesela, Zorlu Enerji, bunlar yurt dışına üretim yapıyorlar tamamen. Dediğim gibi Aksen'in ayrıştığı nokta yurt dışı ağırlığı olması. En beğendiğimiz siteler, en beğendiğimiz siteler listesinde yer almaya devam ediyor Aksen. Bunu da hatırlatmak istedim. Teşekkürler. Arkadaşlar günaydın. Dün piyasa artı başladı. Sonra bankalarla ilgili tabii yorumlar gelmeye başladıktan sonra geri çekilme oldu. Dün de söylediğimiz gibi perakendeler iyi bir performansla başladı yine dün güne ve günü öyle bitirdiler. Hala perakende tarafında özellikle şoku ön plana çıkarıyoruz. Son birkaç gündür de hissede açıkçası hareketlenme de görüyoruz. Daha önce de söylediğimiz gibi dördüncü çeyrekte net karlılık olarak iyi olacaktır diye görüyoruz. Genelde perakendeleri genel anlamda da iyi görüyoruz. Tabii ki enflasyon muhasebesi etkisini de önümüzdeki günlerde biraz daha net görmeye başlayacağız. Tabii oradaki resim farklı olacaktır ama yine biz nominal tahmin yaptığımız rakamlar üzerine bakarsak gayet iyi bir çeyrek göreceğiz. İleriye dönük olarak da yine ilk yılın ilk yarısında enflasyon yüksek seyredecek görünüyor. Bu süreçte de yine insanların ilk ihtiyaçlarına döneceğini düşünüyoruz. Yani en temel ihtiyaçlar başta gelecektir. Özellikle araba ya da daha yüksek maliyetli işte ev gibi itemların yani varlıkların alımlarının zorlaşacağını görüyor olacağız. Ki geçen yılın ilk çeyreğinde tam tersindeydi. Hem asgari ücret yükselmişti hem de faizler düşmüştü. O nedenle de çok daha farklı bir durum vardı. Şimdi bütün bu gelişmeler dahilinde biraz daha sıkışık bir dönemle karşı karşıya olacağız iç talep açısından. Zaten onun hazırlığını hissediyoruz piyasalarda da. Tabii ki bu kendi dinamiklerimiz içerisinde düşündüğümüz durumda. Burada şirketlerle görüşüyoruz. Onlarla ilgili olarak zaten görüşlerimizi oluştururken de emtia tarafından hala bir baskı altında olduğunu söyleyebiliriz. Burada şişe cam tarafı 3. çeyreğe göre ciro olarak biraz %5 falan daha bir artış olabilir. Fakat marjların ciddi anlamda aşağı geleceğini göreceğiz. Yani onu %12'ler falan olabilir. Ha, bu bizim ilk tahminlerimizi 3. çeyrekten önceki tahminlerimizi etkilemiyor ama 3. çeyrek sonuçlarından sonraki hatırlarsınız fena gelmemişti sonuçlar. 4. çeyrekteki rakamları göz önüne aldınız. Ona göre daha düşük seviyelerde bir kar oluşması söz konusu. Tabii ki yeniden değerlemeler falan olacağı için net kar rakamı yine iyi olacaktır. Kötü bir rakam olmaz. Fakat şuna dikkat çekmek isterim. Hala ileri dönük olarak ihracatçılara baskı yaratan bir kur var. Bunu gözden kaçırmamak lazım. Bir de özellikle Avrupa talebi yavaş. O nedenle şişe cam bir miktar daha şey gidebilir. Yani ilginin artması için birincisi yeniden Avrupa'da talebin sinyallerini almamız lazım. Ki orada da soda ve diğer sektörlerde de almıyoruz onu. Yani orada özellikle şu aşamada oradaki sıkıntı devam ediyor ama ne zaman dönecek fikri oluşursa yani işte ihracat piyasaları, yurt dışı piyasaları iyileşme o zaman iyileşme görürüz diye düşünmek lazım. Bunu söyleyeyim. Tabii dördüncü çeyrek şişe camda zor bir dönemdir ama yine de dediğim gibi bu marjların %12'lere falan gerilemesi dördüncü çeyrek özelinde ki geçen 4-5 yani herhalde çeyrekte bırakın 2-3 yıldır bu kadar düşük marj söz konusu olmamıştı. Burada tabii kıdem tazminatları gibi konular da gündeme geliyor. Onların da etkisi oluyor. Ama şimdilik gördüğümüz kadarıyla çok böyle operasyonel olarak çok çok böyle parlak bir çeyrek değil. Net karlılık için fena olmayacaktır. Zaten bir süredir de hisse baskı altında.
bütün emtialar gibi önümüzdeki günlerde takip ediyor olacağız. Erdemir'le ilgili olarak enflasyon muhasebesi olmayacak. Dolar zaten olacak ama orada da biz 90 milyon dolar civarında bir kar bekliyoruz. Ve yılı da zararla kapatacak tabii yılın tamamını. İkinci çeyreğe göre bir miktar daha iyi rakamlar olacak. Genel şey olarak söyleyeyim, operasyoneller olarak bakarsak daha iyi bir çeyrek olacaktır. Ton başına 127 dolar bekliyoruz. Üçüncü çeyrekte 123 dolardı. Tonajda artış göreceğiz. Ama bunlar yine bizim bütün hesaplarımızda mevcut. Orada da fiyatlar tabii ki bir bayağı geri çekildi. Yani yavaş yavaş bir yukarı potansiyel oluşmaya başlıyor ama hala orada değiliz. Ana sebebi de hala Çin kaynaklı fiyat baskıları devam ediyor. Ama tabii ki artık dip oluşturmaya çalışıyor hisse genel şey olarak. Bunun da ana konusu özellikle yatırımları olacak hala. Hala yatırım sürecinin ortasındayız. Bu ve borç oranı hala yüksek. 1,5 milyar dolar civarında bir borç var. O yüzden burada da benzer bir resimle karşı karşıyayız. Burada da yine tabii ki şeye göre daha iyi bir durum var şişe cama göre ama burada da yine yüksek capex söz konusu olacak. Yani emtialarda bekliyoruz, ucuz bölgelere yaklaşıyorlar ama bir katalizöre ihtiyacımız var. O nedenle de yine geriye sarıyorum, bizim temalarımız daha çok ağırlıklı gıda, perakende. Bu sektörler ki bizim en beğendiğimiz hisselerin de şu anda fark yarattığını görüyoruz. Yani hiç böyle kafayı bile bulandırmaya gerek olmadan yine belli hisselerde hareket etmek de faydalı olduğunu açıkçası söyleyebilirim. Bu geçiş süreci nasıl olacak? Burayı da yakından takip edeceğiz. Orada sadece bilelim ki emtia taraflarında zayıflamalar oldu ama çevre konuları var, sürdürülebilirlik konuları var. Onlar biraz tutarken yine en temiz hikaye perakende ve burada da şok başta geliyor. Sentiment algoya bakarsak yani şu anda şunu söyleyebiliriz, orada da yine kafa karışık. Yani aynen endeksin olduğu gibi orada da karışık aşağı yukarı hareketler söz konusu oluyor ama tabii bu özellikle İsveç'in NATO'ya girişiyle ilgili olarak Türkiye'nin artık yeşil ışık yakması, parlamentodan geçmiş olması tabii ki bunun bir prosesi hala var. Aslında jeopolitik ilişkiler açısından olumlu olduğu için onun piyasaya bir miktar desteklemesini beklemek gerekir normal koşullar altında. O nedenle de bu sentiment yarınki şeyi bu önemli test noktalar için farklı olabilir. Yani bugünkü duruma bakarsak test etme şeyinde yani yukarıya çıkabilme eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. Sentiment değeri yüksek hisselerde yine bankaları görüyoruz. Biraz önce Batuhan da söyledi. Orada biz biraz daha bu garanti ve TSKB sanırım daha iyi bir sonuç açıklayacak. Ama bankalar genelde radarda duruyor. Onu söyleyeyim. Bu arada bizim beğendiğimiz hisselerden Sabancı Holding bu listede var. Emlak GEO ile ilgili yorum yapması zor ama tabii o da çok çok ucuz gibi görünüyor ya geçmiş dönemlere. Onda da bir hareketlenme oluyor. Ama onu destekleyecek bir konjonktür yok. O yüzden de temel olarak oradan söylemek bir şey çok ifade etmiyor. Burada benim en dikkatimi çeken Sabancı ki son dönemlerde bir miktarda gerilediler. Dikkat çeken hisseler tarafında ne var dersek şoku biraz önce de söyledim. Hem sentimentin de radarına takılmış görünüyor son iki gündür. O Koç Holding'de bir hareket var. Anadolu Efes, Mavi, Yayla Gıda gibi şirketlerde de bir hareket var. Bu hareketler yavaş yavaş buralarda kıpırdanma anlamına da gelebilir. Genel anlamda borsadaki hisselerin çok yüksek değerlerde olduğunu söyleyemeyiz. Fakat bu önümüzdeki 6 ayı yine kritik olması burada gelgitler yaşanacaktır. Ama ben böyle daha dinlenmiş bir zihinle baktığım zaman yine rekabetçi olan şirketlerde
pozisyon almakta bir sıkıntı görmüyoruz. Bizim beğendiğimiz hisseleri zaten hep tekrar ediyoruz. Coca-Cola, Migros, Sahol, Şok Market, Tüpraş, Turkcell, Ülker, Aksa Enerji, Aygaz, BİM, TAV, Tofaş, perakende içerisinde dediğim gibi Şok'u, havacılıkta TAV'ı, otolarda Tofaş'ı, holdinglerde Sahol'ü dikkat çekiyoruz ama geri alım programlarına bakarsak da Sabancı Holding'de de bir şey açıkçası bir potansiyel görüyoruz. Bizim yine başa saracak olsam Ekim'deki strateji raporumuz aynen devam ediyor. Orada şunu söyleyeyim size, 18 Ekim'den bu yana bizim stratejide açıkladığımız en beğendiğimiz 7 hisse %14 alfa yaratmıştır. Toplam 12 hisse %8 alfa yaratmıştır. Yaklaşık olarak herhalde 11, 12, 1, 3 aylık dönemde %14'lük bir alfa yaratmış olması, ki endeks sadece %1,4 çıkarken gerçekten de çok kafayı bulandırmadan her gün aa şu gidiyor, aa şu hisse gidiyor bir takılmadan belli bir strateji oturtarak çok daha sağlıklı getiriler sağlamanın mümkün olduğunu işareti. Tabii ki bu böyle kalmamalı, böyle çok sakin, sabit kalmamalı, değişimler olmalı. Ama bu alanda, bu şeyde, minvalde yapılan hareketler yatırımcıları koruyacaktır. Yarın Merkez Bankası kararı var. Onun üzerinde de çok gerçekten hiç yani tarihte tanımık olmadığımız kadar garip sosyal medyada konuşmalar, şeyler oldu. Gerçekten seviyenin ne kadar düşebileceğini ne yazık ki gördük. Umarım önümüzdeki günlerde daha yeniden başka şeylere döneriz. Bunları şöyle söyleyeyim, bir de bu gürültünün çok oluştuğu dönemler şeyle ilgilidir. Yapacak bir şey olmadığı zaman ülkenin bazı konularda, yani şu anda çünkü bir acı reçete uygulamak durumundayız ya, faizleri artırarak. Bu süreçlerde kolay olmuyor, aklımızda olsun. Yani bu süreç kolay olmayacaktır. Ama nakiti olan, ileri dönük yatırım yapabilenler için bir pencere açılacaktır. Ama faizleri dayalı, borca dayalı hareket edenler için ve gidip geçmiş dönemdeki gibi iştahla alım yapmak isteyenler için işlerin kolay olmayacağı bir dönem. Bunu da en net göreceğimiz sektör otomotivdir. İlk 2 ayda belli olmaz ama Mart, Nisan, ben size şunu net söyleyebilirim. Nisan'ın ayında dananın kuyruğu kopar. Türkiye'nin güven artış hikayesiyle birlikte iç talebin yavaşlama ya da normalleşmesi ile birlikte enflasyon da kontrol altına alınabilir. İyi senaryodan bahsediyorum. O zaman biz enflasyonun da düştüğünü konuştuğumuz zaman o noktada başka bir dengeye gideriz. Ama unutmayalım, bizim doların TL'ye karşı yükselmesi tahminlerimiz yani %40'lar, 37'ler civarı yanlış hatırlamıyorsam. Ama mesela ihracatçılar için daha yüksek rakamlar gerekiyor. Bunu da genel anlamda ifade edeyim. Yani bu TL seviyesi çok böyle ihracatçıyı desteklemiyor ya da işi zorlaştırıyor. Ama tabii ki ihracat tarafında da büyük hareketler olursa durum her an değişebilir. Benim de bugünlük söyleyeceklerim bu şekilde. Herhangi bir sorunuz ya da yorumunuz varsa alabiliriz arkadaşlar. Teşekkürler. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.